tüm dünya. Philip Capital sunar. Evet efendim, şimdi gidiyoruz. Stüdyo New York'la devam edeceğiz. Doçent Doktor Cem Çakmak'la Koç Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle birlikte. Cem Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet efendim, az önce Philip Capital'den de aslında detayları dinledik. Birçok gelişme vardı. Özellikle makro verilere bağlı piyasada hareketlilik, ama gelin görün ki biraz dedikodusu yapılan ama çok da ihtimal verilmeyen Amerika'nın özellikle buradaki not, kredi notunda aşağı yönde revize. Bu revizede güven problemi dile getirildi, harcamalar dile getirildi ve 2008'deki krizden bu yana ilk defa kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından aşağı yönde bir revize yapıldı. Siz nasıl değerlendirdiniz bu revizeyi? Revizeye itirazlar geldi yönetimden, fakat sizin özellikle değerlendirmelerinizi alacak olursak, biraz şöyle Fitch'in vermiş olduğu kararın detaylarıyla birlikte nasıl bir eleştiri içindesiniz ya da katılıyor musunuz? Yani değişik günlerden geçiyoruz gerçekten. Çünkü dün de piyasalarda bir rally oldu. İşte Amerika Merkez Bankası'nın resesyon gelmeyecek açıklamasından sonra hem Amerika'da artık resesyon beklentileri oldukça azaldı, hem de enflasyon da bir yandan aşağı iniyor. Dolayısıyla resesyona da girmeden hani faiz arttırımı duracak veya hatta faiz indirimine doğru gidilecek gibi bir beklenti içine girildi. Ondan sonra bugün işte Fitch'in kararı bence sürpriz, oldukça sürpriz bir karar açıklandı ve tekrar işte piyasalar işte sizin de ekranda gösterdiğiniz gibi negatife döndü. Yani Fitch'in kararında harcamalar tarafında bir açıklama var sizin söylediğiniz gibi. Evet, gerçekten de Amerika bütçesi, biliyorsunuz her sene Amerikan bütçesinde bir sınır artırılmaya gidiliyor. Ve işte bu dönemlerde oldukça bir tartışma yaşanıyor. İşte senatodan geçecek mi, geçmeyecek mi bu yetkilendirme? Yani harcamalar çok hızlı bir şekilde gidiyor, ama yani Amerika'nın doların sahibi ülke olduğunu düşünürsek, yani dünyadaki ana rezerv paranın sahibi olan ülke olduğunu düşünürsek, bu çok da sürpriz bir durum değil. Öte yandan da işte bu kadar faiz artırımına rağmen aslında bir yandan da piyasada likidite ufak ufak çekilmeye çalışılıyor. Yani ekonomi de oldukça iyi gidiyor. O anlamda benim için oldukça sürpriz oldu, ama bu tabii yani ekonomi iyi gitmesiyle beraber tamamen kamu bütçesiyle ilgili bir durum. Fitch'in notlandırması kamu bütçesiyle ilgili bir durum, ama kamu bütçesindeki bozulmadan dolayı işte diğer bütün piyasalara etkileyecek bir durum. Çünkü uzun vadelilerde fiyatlar tekrar yukarı çıktı. Bu beklentilerden dolayı değil, işte bu karardan sonra uzun vadelilere olan güvenin azalmasından dolayı, yani piyasada bir satış olmasından dolayı yukarı çıktı. Yani bu da tabii ki diğer piyasaları da etkileyecektir. Yani kamu dengesinin bozulmasının finansal piyasalara Fitch üzerinden biraz etkisini görüyoruz. Ama ben bunu çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Uzun vadede daha dengelenecektir ve yani Fitch notunu artırmasa da veya yani bu şekilde kalsa da bir düzeltmenin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten şu anda piyasalar oldukça momentumu çok yüksek. Yani yukarı yönlü de çok yüksek gidiyor, aşağı yönlü de çok yüksek gidiyor. Böylece artık haberlerin haber değeri oldukça artmış durumda. En ufak bir gelişmenin bile haber değeri oldukça artmış durumda. Biraz da bence bunun etkisini görüyoruz. Özellikle dünkü yukarı çıkmadan sonra, yani hani her şey daha benzer giderken Amerika'nın bu ekonomisi çok hala iyi gidiyor diye Amerika'nın ekonomisi hala iyi giderken faizlerde herhangi bir değişiklik olmayacağı veya düşme beklentisiyle piyasaların rally yapması, bence o da oldukça duygusal bir tepki oldu. Momentum çok yüksek gerçekten. Bu da bugün biraz öyle oldu. Ben bu etkinin önümüzdeki günlerde çok da uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Peki efendim, şöyle hemen yarınki İngiltere Merkez Bankası %5'ten 5,25'e çıkartma isteği içerisinde oldu.
ya da daha doğrusu piyasanın bunu fiyatladığı bir faiz evet. artışı oranı olacak. İngiltere'nin aslında şu beşli seviyelere gelme sürecini değerlendirecek olursak ilk enflasyonla mücadelede faiz enstrümanını kullanan bankalar arasındaydı çekinmeden ama şu anki gidiş hızı bunun ne zaman duracağı veya aşağı yönlü kırılımın olma ihtimalini güçlü kıldığınız dönemler nasıl? Evet. Yani İngiltere Merkez Bankası gerçekten de sanırım gelişmiş ülkeler arasında ilk arttıran hatta faizi Merkez Bankası. Çünkü İngiltere'de sorunlar biraz daha farklı. Hem Brexit'ten kaynaklanan sorunlar var. Hem arz zincirlerinin tekrar yenilenmesiyle ilgili sorunlar var bu Brexit'le alakalı. O yüzden enflasyon İngiltere'de çok da özellikle gıda enflasyonu çok daha sıkı bir şekilde devam ediyor. Yani bu kadar faiz arttırmaya rağmen ve ilk arttıran merkez bankası olmasına rağmen enflasyondaki yavaşlama Avrupa'da ve Amerika'da gördüğümüz yavaşlamaya göre çok daha düşük. Şimdi bu anlamda aslında uzun süreden beri insanlar İngiltere Merkez Bankası'ndaki faiz arttırma döngüsünün durduğunu düşünüyordu. Fakat enflasyon verileri yeniden kötü gelmeye başlayınca tekrar bir ikinci daha mini bir döngünün başlayacağı düşünülüyor İngiltere Merkez Bankası'nda. Dolayısıyla yarınki karar 25 bas puan olabilir. Ben ufak bir ihtimalle sürpriz de olabileceğini düşünüyorum. Yani piyasaları işte Merkez Bankası'na yönelik bir güvensizlikten kaynaklanan enflasyon artışının önüne geçebilmek için sözlü yönlendirmenin de ötesinde bir böyle beklenmeyen bir şok verebileceğini düşünüyorum. Düşük bir ihtimal de olsa. Onu da olabileceğini düşünüyorum. Ve İngiltere Merkez Bankası'nda yani 25 bas puanlık artış bu son artış olmayacaktır. Enflasyonda yani üçlere bir iniş görmedikten sonra ki şu anda oldukça uzaklar bundan özellikle gıda enflasyonu konusunda bence bu artış olmayacaktır. Ve bu anlamda İngiltere ekonomisi her ne kadar yine çok kötü gitmese de iş piyasasını bozmayı da göze alacağını düşünüyorum yani Merkez Bankası'nın. Biraz daha fazla yani işsizlik oldukça düşük o yüzden orada yine bir alan var. Bir enflasyonu düşürebilmek için ciddi anlamda iş piyasasını da biraz bozabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonraki kararlarında da hala faiz artışının diğer merkez bankalarına göre çok daha yüksek olasılıkla olduğunu düşünüyorum İngiltere Merkez Bankası'nda. Evet peki efendim hemen şimdi biraz da yurt içindeki genel değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Genel TL varlıklar özelinde dolar TL tarafında daha duran bir dönemdeyiz. Borsa İstanbul yatırımcıların biraz daha güçlendiği, yatırımlarını güçlendirdiği noktadayız ama gelin görün ki Rusya'daki işte tahıl koridoru anlaşmaları, ihracat tarafındaki desteklenmesi gereken noktalar, turizm sektöründen istenen acaba randıman sağlanacak mı, bu yaz sağlanmayacak mı biraz şüpheli. Yani cari açık ve ödemeler dengesi üzerine kurulu hem kur politikası hem faizleriyle birlikte nasıl bir denklem şu an için geldik ve değerlendiriyorsunuz? Ben Türkiye konusunda yani Türk piyasası konusunda çok o kadar da olumlu değilim aslına bakarsanız. Çünkü bir yandan yani para politikasında çok fazla bir şeyin değiştiğini düşünmüyorum geçmişe göre. Yani ve bazı müdahalelerin de hala devam ettiğini düşünüyorum. Yani uzun süreden beri işte dolar TL şu anda 26.97, 27'yi geçmeden onun üzerinde duruyor. Çok diz bir çizgide. Yani bu çizgiyi piyasanın doğal akışına çok da uygun değil. Çok hızlı bir şekilde arttı ve yani burada belli ki işte belli müdahaleler oluyor farklı kanallardan. Nette Merkez Bankası tabii pozitif de olabilir. Çünkü Merkez Bankası biliyorsunuz devamlı ihracatçılardan döviz alıyor. Yani orada nette pozitif olması piyasaya müdahale etmediği anlamına gelmiyor. Veya başka kanallardan özellikle kamu bankaları kanallarından müdahale etmediği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla para piyasası, para politikası konusunda biraz daha yani çok farklı fazla bir değişikliğin olduğunu düşünmüyorum. Ha tabii kredi sıkılaştırması oldu. Bunun bir etkisi olacaktır ama bunlar indirekt etkisi olacaktır. Yani dolaylı yollardan etkisi olacaktır. Talebin kısılması konusunda onu da göreceğiz. Yani talep ne kadar kısılabiliyor, ne kadar kısılmıyor. Şimdi burada kredi kartlarının kredi kartlarındaki koşulların biraz daha sıkılaştırmasına tabii özellikle talep üzerine etkisi olabilir ama bence burada şöyle bir yanılsama var. Şimdi toplam talebe baktığımızda evet toplam talep artıyor. Kredi kartıyla olan harcamalara baktığımızda kredi kartı harcamaları gerçekten de çok hızlı bir şekilde yukarı çıktı. Fakat toplam talepteki artış kredi kartı harcamalarına kadar yüksek bir şekilde artmadı. Aslına bakarsanız bu geçmişte insanların kredi kartı faizlerinin borçlanma faizlerine göre oldukça düşük kalmasından kaynaklanan
normal harcamaların da kredi kartına yönlendirilmesi sayesinde oldu. Dolayısıyla şimdi kredi kartı harcamaları biraz azalsa bile o harcamalar tekrar artık nakit paraya dönebilir. O anlamda toplam talepteki etkiyi izleyip görmemiz gerekiyor. Yani her ne kadar kredi kartı harcamalarında düşüş görsek de toplam talepteki etkiyi biraz izleyip görmemiz gerekiyor. Bunun dışında tabii yani borsaya giriş çok fazla. Çünkü bunun iki nedeni var. Bir, gerçekten mali politikada, yani maliye politikasında o artan bütçe açığını dizginlemek üzerine çok şiddetli, ciddi önlemler alındı. Yani bu hepimizin canını yakan, işte optimal mi değil mi çok tartışılacak bir konu tabii ki. Çünkü eski yöntemlerle yani olabilecek en düz şekilde vergi toplanma yoluna gidildi. Ama tabii bu sonuç olarak kamu maliyesinde bir düzeltme anlamında riski oldukça düşüren şeyler. Zaten bence CDS'in düşmesinde her ne kadar dünyayla beraber, dünyadaki diğer benzer ülkelerle beraber Türkiye'nin de CDS düşmüş olsa da, çünkü bütün Amerika'da işte bu yeniden resesyon yok artık ve faiz beklentileriyle beraber dünyadaki gelişmekte olan ülkeler için risk azaldı. Tamam, bundan dolayı her ülkede CDS düştü. Ama Türkiye'de bir de ek olarak mali politikalarda özellikle kamu maliyesindeki düzelme beklentileri düştü. Tabii bunun yanına bir de Merkez Bankası'nın önceki aylarda, bu haftalarda hala o şiddetle yapıyor mu ondan çok emin değilim ama özellikle geçen ay çok agresif bir şekilde rezerv toplaması, 15 milyar dolara yakın rezerv toplaması sayesinde o bilançonun da biraz düzelmesiyle, yani brüt rezervlerde veya harcanabilir rezervlerde yaşanan biraz düzelmeyle ülkenin tabii risk algısı biraz aşağı indi. O anlamda CDS'ler düştü. İşte borsaya da biraz yabancı geliyor mu soru işaretleri olmaya başladı. İşte biraz kıpırdanma olmaya başladı. Şimdi borsada bundan önceki durum o kadar kötüydü ki, biliyorsunuz yabancı yani tarihi rekor düşük seviyelere indi. Yani o giren yabancıların da büyük bir kısmı tabii yerli şirketlerin aslında yurt dışı kaynaklarını borsaya yöneltmesi aracılığıyla oluyor. Şimdi gerçekten yabancı fonlar biraz da girmiş olsa borsayı kıpırdandırdı. Bir de yani para politikalarında öncekine göre o kadar büyük değişiklik olmayacağının anlaşılması yeniden borsayı cazip kılıyor. Yani bu nedir? Yine mevduat faizleri zaten seçim öncesinde %40'tı, şimdi 30'a indi. Daha bile aşağı indi. Yani bırakın yukarı çıkmayı, enflasyon üstüne çıkmayı, daha bile aşağı indi. Önümüzde de bir enflasyon dalgası geliyor. Yarın sabah göreceğiz. Yani %10'lara yakın bir Temmuz enflasyonu ortaya çıkacak. Otomatik olarak zaten enflasyon %45'lere çıkacak ilk aşamada. Yıllık enflasyon ve sene sene doğru biz %72 gibi bir rakam tahmin ediyoruz. Enflasyon böyle bir durumdayken mevduat faizlerinin de yeteri kadar tepki vermeyeceğinin anlaşılmasıyla zaten geriye kalan bir tek yatırım TL cinsinden borsa oluyor. Buradaki yabancının da hafif kıpırdanmasıyla beraber risk algısının düşmesinde bu son günlerde yükselişleri yaşadık. Bence yükselişlerin devamını da yaşayabiliriz. Çünkü belli ki özellikle kamu maliyesinde bence yıl sonuna kadar en azından veya yıl sonundan işte birkaç ay önceye kadar, yani seçimlerden 4-5 ay önceye kadar bir toparlanma olacak. Ama seçimlere yaklaştığımızda bu dengeler biraz daha değişir. O zaman tekrar risk artacak bence ve borsa o civarlarda yeni bir dengeye ulaşacaktır diye düşünüyorum. Ama evet, artış evet, potansiyeline evet, hala devam ettiğini düşünüyorum. Tabii. Doğru, doğru. Peki bir diğer tarafta dediğimiz gibi hem Fitch'in ABD tarafındaki bu kredi notu düşüşü ve bir diğer tarafta Çin tarafındaki aslında belirsizlikler de piyasayı net etkilemişti ama gölgede bırakan bazı tabii konular daha ağır basabiliyor. Dediğiniz gibi her haberin kendi içindeki değeri daha yüksek şu an için. Hem Asya ve ABD tarafındaki bu gelen verilerin birbiriyle örtüşmemesi ve sürekli piyasada bir farklı volatilite oluşturmasındaki temel neden enflasyon, aslında enflasyonla ilgili verilen kesinlikle mücadeledeki kararların olumlu ya da olumsuz yansımaları. O yüzden ben evet, şöyle Fitch'in almış olduğu kararlar, faiz kararları ile ilgili artık sona gelindi mi? Yavaş yavaş piyasada sözlü yönlendirme ile verilen faizin geri alınma ihtimalini güçlü kılıyor mu, kılmıyor mu? Kararsızlıkları sizin nezdinizde net bir şekilde nasıl değerlendirmek evet, gerekir? Yani ben şimdi yayınlarda uzun zamandan beri söylüyorum. Şu anda aslında bir geçiş aşamasındayız. Bir politikanın değişme aşamasındayız. Yani yapısal bir kırılma aşamasındayız. Fakat bu aşama oldukça uzun sürüyor. Yani çünkü bir enflasyonun düşmesi oldukça uzun sürüyor. İkincisi de Amerikan, özellikle Amerika ekonomisine baktığımızda Amerikan ekonomisi gerçekten birçok aslında nominal değerler, mesela
Yani finansal birçok göstergelerde hala piyasada çok fazla likidite var. Hala mevduat oranları çok yüksek. Hala piyasada para oldukça fazla durumda. Her ne kadar faiz bu kadar artmış olsa da ve likidite yavaş yavaş çekilmeye başlanıyorsa da. Çünkü Covid krizinden sonra gerçekten çok anormal seviyelere ulaştı birçok değer. Şimdi bu anlamda Amerikan ekonomisi de beklendiği gibi yavaşlamıyor aslında bakarsanız. Dolayısıyla bu geçiş süreci oldukça uzun vadeye yayılmış durumda. Bir de en son FED toplantısı, tabii FED ilk defa artık resesyonu düşük olasılıkla gördüğünü, hatta yani sıfır olasılıkla gördüğünü açıkça ortaya koyduğu için yakın vadede. Şimdi piyasalar çok biraz şaşırmış durumda. O yüzden de haberlere çok fazla tepki veriyor. Çünkü hem faizler çok yüksek, yani 5.25-5.5 bandına geldi faizler. Ama ekonomi bir yandan oldukça iyi gidiyor. Yani bugün açıklanan işte ADP verisi, işte daha sonra açıklanacak tarım dışı istihdam, o ana veridir zaten. Tarım dışı istihdam verisinde tabii pozitif beklentileri oldukça arttırdı. Yani bir yandan faiz çok yüksek, bir yandan tarım, ekonomi reel sektörde oldukça yüksek gidiyor. Bu çok alışık olmadığımız, görmediğimiz bir şey. O yüzden piyasa tepkisi de bu görmediğimiz şeye karşı her haberde normalde verileceği tepkiden çok daha anormal bir şekilde oluyor. Ya yukarı ya aşağı. Ama ben bu aşamada Amerikan ekonomisi böyle giderken bir enflasyon hala yüzde, yani çekirdek enflasyonu özellikle %4'lere yakınken, ben faizi indirme gibi yaklaşımın olacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Yakın zamanda 2024 içinde, ama 2023 içinde, ama 2024'te göreceğiz tabii ki. Yani o zaman özellikle ikinci çeyrekten, üçüncü çeyrekten sonra 2024'te, o zaman bence ekonomide de biraz soğuma işaretleri daha belirgin ortaya çıkacaktır. Ama şu anda soğuma işaretlerinin olmadığı aşikar. Yani ikinci çeyrek %2.4 açıklandı ilk Bureau of Labor Statistics, yani iş gücü istatistikleri ofisinin açıkladığı gayri safi yurt hasıla verileri. Ya üçüncü çeyrek için ilk tahminler de, biliyorsunuz, birçok FED tahmin yapıyor. %3.5 gibi bir tahmin üçüncü çeyrek için. Yani bırakın inişi, iniş yok şu anda. Gayet hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu anlamda piyasalar 5.5 faizlerdeyken böyle devam etmesi konusunda ne tepki vereceğini çok değiller. Ama ben faiz artışı, faiz indirimi gibi bir beklenti içinde olacağını düşünmüyorum. Fed'in de böyle bir sözlü yönlendirme içine gireceğini de düşünmüyorum daha yakın zamanda. Çok teşekkür ediyorum Doçent Doktor Cem Çakmaklı, değerli katkılarınız için sizlere. Evet, Koç Üniversitesi öğretim üyesi Stüdyo New York'ta bizlere eşlik etti. Burada noktalayalım. Yarın 16.30 tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Platform tüm dünya. Philip Capital sundu.